Atik Er Konya Spor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylo kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. İfade verdikten sonra da serbest bırakıldı. Suçsuzum dedi ama tepkiler dinmeyince istifa etti. FETÖ'den gözaltına alındı, serbest bırakıldı ama Baylok iddiası istifa getirdi. Atik Er Konya Spor Başkanı Ahmet Şan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sizlerden de istirhamım, benim bu konuda suçsuzluğuma inanmanız. Baylok kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı Şan. Dün Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Evinde arama yapıldı, dijital verilere el konuldu. İfadesinin ardından da serbest bırakıldı. Ama tepkiler dinmedi. Başta da Nalçacılar taraftar grubu tarafından. Her insanın başına gelebilecek bir hadise benim de başıma geldi. Çalıştığım şirket döneminden bir konu. Yani Konyaspor'la hiçbir ilgisi yok. Şan böyle dedi ve Konyaspor'a zarar gelmemesi adına istifa ettiğini açıkladı. Tarihlere kapılmayız. Her yerde biz büyük taraftarız. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı AK Partili Tahir Akyüreğin kayınbiraderi Şan. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu. Konya'daki büyük bir holdingin genel müdürlüğünü yaptı yıllarca. Tabii ki teknik direktörümüz başarı, teknik heyetimiz başarı. Serbest bırakılmasına ise AK Parti milletvekili Metin Külünk tepki gösterdi. Külünk sosyal medya hesabından millet adına soruyorum. Baylok'tan gözaltına alınan bu şahıs neden serbest bırakıldı? Bu şahsı koruyan mı var diye sordu. Bu destek birlik beraber olduğu sürece... İstanbul'da yürütülen bir başka FETÖ soruşturmasındaysa eski milli kaleci Ömer Çatkıç da gözaltına alındı. Çatkıç'ın Baylok kullanıcısı olduğu belirlendi. 43 yaşındaki eski milli kaleci en son Antalya'da forma giymişti. Çok iyi hazırlandık biz.